Merhabalar, Sonkaya Teknik'ten Güray ben. Bu videoda etiketleme makinesi ile alakalı sizleri bilgilendireceğim. Makinamızı kasadan çıkardıktan sonra etiket dayamasını civatası sağ tarafta kalacak şekilde buradaki mile geçiriyorum. Ve civatasını sıkıyorum. Daha sonrasında etiketimi de mile yerleştiriyorum. Ve diğer dayamayı da mile takıyorum. Etiketimi yukarıya doğru kaldırarak dayamaların tam olarak arasına oturmasını sağlıyorum. Dayamayı ittirerek buradaki civatayı sıkıp dayamayı da sabitliyorum. Etiketimi çektiğim zaman mil ve dayamayla beraber dönmesi gerekmektedir. Daha sonrasında etiketimi ön tarafa doğru gönderiyorum. Etiketimi tarih kodlama modülünden geçirdikten sonra ilk olarak metal silindirin üstünden, ikinci olarak buradaki sensörün arasından ve son olarak da kauçuk merdanenin altında bulunan metal silindirin altından geçireceğim. Daha sonrasında kauçuk merdane ile sıyırıcı bıçağın arasından etiketimi yukarıya doğru çıkartacağım. Sıyırıcı bıçaktan sonra taşıyıcı kağıdın üzerinde etiket olmaması gerekmektedir. Bundan sonra alttaki tırtıklı merdanenin arasından etiketimi geçiriyorum. Bu esnada ön taraftan arkaya doğru baktığımda etiketin mümkün olduğunca düz olmasını sağlıyorum. Ne kadar düz olursa etiket sarfiyatımız da o kadar az olacaktır. Düzlüğü sağladıktan sonra iki elimi kullanarak buradaki tırtıklı merdaneyi sıkıştırıyorum. Burayı tatlı sert olarak sıkıyorum. Eğer çok fazla sıkarsam karşıda bulunan kauçuk merdaneye zarar verecektir. Az sıkarsam da etiketi çekmeyecektir. Sonrasında taşıyıcı kağıdı alt kısımdan arkaya doğru gönderiyorum. Etiket taşıyıcısını toplama merdanesine takmak için ilk olarak merdanenin üstünde bulunan bükümlü metali yerinden çıkartıyorum. Daha sonrasında taşıyıcıyı merdanenin üst kısmına getiriyorum. Ve metali yukarıdan aşağıya doğru bastırarak yerine oturtturuyorum. Etiket takma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Etiketleme freni doğru bir etiketleme için oldukça önemlidir. Frenimizin kuvvetini buradaki mekanizma sayesinde ayarlayabiliyoruz. İlk olarak sabitleme civatasını gevşetiyorum. Üstünde bulunan fren mekanizmasını saat yönüne doğru çevirdiğimde fren mekanizmamız daha fazla gerildiğinden dolayı fren kuvveti artacaktır. Saat yönünün tersine doğru çevirdiğimde ise bu işlemin tam tersi olacaktır ve buradaki civatayla da ayarı tekrardan sabitliyorum. Doğru bir frenleme ayarı yapıldığında işlem tamamlandıktan sonra etiketimiz gergin kalacaktır. Bu doğru bir frenleme ayarıdır. Sensör üzerinde bulunan sabit kırmızı yanan ışık sensörün kilitli olduğunu göstermektedir. Eğer sensörünüz bu pozisyondaysa burada herhangi bir ayar yapamazsınız. İlk olarak artı ve eksi tuşuna aynı anda 3 saniye basarak kilit modundan çıkıyorum. 1, 2, 3. Bakın şu anda kırmızı ışık yanmayı kesti. Daha sonrasında artı ile eksiye 1 saniye basıyorum. Ve şu anda sensörüm ayar moduna geçti. Bu pozisyondayken etiketimi sensöre bu şekilde tanıtıyorum. Bir boşluğu, bir etiketi görecek şekilde etiketi sensör içerisinde ileri geri hareket ettiriyorum. Bu işlemi 10 saniye kadar yaptıktan sonra eksi butonuna basıyorum ve kontrol ediyorum. Boşluğa geldiği zaman sarı ışığın yanması gerekiyor.
Etikete geldiği zamansa sarı ışığın sönmesi gerekiyor. Şimdi benim etiketim biraz geniş bir etiket fakat sizin etiketiniz çok dar bir etiket olabilir. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmeniz lazım. Sensörün hemen yan tarafında ince bir çentik vardır. Etiketinizin o çentikten geçtiğinden emin olun. Çünkü sensörün görmüş olduğu alan orasıdır. Makine kontrolü için burada 4.7 inçlik bir dokunmatik panelimiz var. Sırasıyla üst satır kaç adet ürün yaptığımızı saymaktadır. Yan taraftaki butona bastığımızda sayar sıfırlanacaktır. Koşan adam makinenin çalışma hızıdır. 7 kademesi var. Etiket kalınlığımıza ve şişe çapımıza göre bu hızı istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Hemen altında etiket uzunluk ayarımız var. Buradaki ayarı istersek manuel olarak, istersek yan tarafından otomatik olarak yapabiliriz. Bakın şu anda milimetre yazan kısma basıyorum ve makinem otomatik olarak etiket uzunluğu ayarı yapıyor. Şu anda saymaya başladı. Etiket uzunluğunu 287 olarak algıladı ve ideal olan ayarı kendisi otomatik olarak yaptı. Daha sonrasında play butonuna bir kere bastığım zaman makine bana bir adet etiket verecektir. Hemen altında ise tarih kodlamanın açık veya kapalı olduğunu ayarlayan ayar var. Off konumuna getirirsem tarih kodlamamız çalışmayacaktır. Şu an on konumunda bırakıyorum. Bir altında ise tek ve çift etiket seçenekleri var. Bazı özel tasarımlı arkalı ve önlü etiketler için çift etiket moduna aldığımızda makine her seferinde iki etiket olarak bize etiket verecektir. Hemen altında ayak pedalı ve el işareti var. Eğer ben el işaretini alırsam buradaki kolu aşağıya indirdiğimde ve sensör bu kolun metalini gördüğünde bana bir adet etiket verecektir. Pedal konumuna aldığımda pedalı bağladığım zaman pedala bastığımda ise yine bir adet etiket verecektir. Yuvarlağın içerisindeki üçgen işareti play butonunda bir adet bana etiket vermek için test amaçlı kullanılmıştır. Burada bir soru işareti var. Buna bastığım zaman etiketin sarım yönünü görüyoruz. Ekrana tekrardan dokunduğumda ise ana ekrana geri dönüyoruz. Kontrol panelinden yapmış olduğumuz otomatik etiket ölçülendirme ayarını yaptıktan sonra sıyırıcı bıçağın üstünde yaklaşık 1 milim kadar etiketin çıktığını görüyoruz. Bu doğru bir ayar demektir. Şimdi ise şişemizin ayarını yapabiliriz. Şişe ayarı yapacağım zaman şişemi ilk olarak buradaki bölüme koyuyorum. Bunu dikkat edeceğim kısım, şişem sıyırıcı bıçağa mümkün olduğunca yakın olacak fakat buna temas etmeyecek. Şişemi yerleştirdim ve bu yakınlık uzaklık ayarını buradaki kırmızı merdane ile ayarlıyorum. Burada ikinci önemli konu bu kırmızı merdanenin karşıda bulunan siyah merdaneye tam olarak paralel olması. Bunu da şu şekilde ayarlayabilirim. Başımı makinenin üstüne doğru getirdiğim zaman aşağıdaki gri tırtıklı merdaneye odaklanıyorum ve kafamı yavaşça geriye doğru çekiyorum. Tırtıklı merdane eşit olarak kaybolduğunda ufuk noktasından buradaki silindirim karşıdaki silindire tam olarak paralel demek oluyor. Şişemi yerleştirdikten sonra ise yan taraftan bakarak sıyırıcı bıçakla olan mesafesini ayarlıyorum. Kol merdanesini de şişenin tam üstüne gelecek şekilde hizalıyoruz. Doğru bir ayar yapıldığında yan taraftan baktığımız zaman 3 merdanenin birbirine eşkenar üçgen şeklinde durduğunu göreceksiniz. Bakın burada bir metal parçası var. Kolu aşağı doğru indirdiğim zaman yukarıya doğru çıkıyor. Şişeme tam olarak kol bastığında buradaki metal parçası, burada bulunan metal sensörünün yarısını görecek şekilde ayarlıyorum. Bu pozisyon doğru bir ayar demektir. Son olarak şişeyi her seferinde aynı yere koymamı sağlayacak olan buradaki dayamayı ayarlıyorum.
Şişemi etiketime göre hizaladıktan sonra buradaki dayamayı şişemin düz bir kısmına ayarlıyorum. Bakın burada tırtıklar var. Eğer dayamayı buralara ayarlarsak şişe dönerken bu tırtıklara takılacaktır. Eğer sizin de şişenizde böyle bir tırtık varsa tırtığın olmadığı, mümkün olduğunca düz olan bir yere buradaki dayamayı ayarlıyoruz. Tarih kodlamanın kontrol paneli bu bölümde yer almaktadır. Makinemizi açmak için buradaki iki butonu bir konumuna alıyoruz. Buradaki ısı ayarı 175 derecede olması tavsiye edilir. Kullanmış olduğumuz ribonun uygun olan ısısı 175 derecedir. Yan tarafta bulunan çek butonuysa makineyi test etmek amaçlı kullanılabilir. Bastığımız zaman tarih kodlama bir tur çalışacaktır. Etiketleme makinesi durduğu zaman klişemiz nereye rast geliyorsa tarih kodlama oraya basacaktır. Baskı alanını değiştirmek için üst kızağı burada ileri geri hareket ettirebiliriz. Aynı şekilde tarih kodlama mekanizmasını da kızak üzerinde sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Sağa sola hareketini tamamladıktan sonra hareketi sabitlemek için burada bir kol var. Bu kolu sabitlerken makinenin ağırlığını ön taraftan şöyle hafifçe alıyorum ve daha sonrasında kolu sıkıyorum. İleri geri ayarımı da tamamladıktan sonra buradaki cıvataları sıkarak ayarımı sabitliyorum. Şimdi klişenin dizimine bakalım. Klişemin yerinden buradaki plastik parçayı tutup ileriye doğru itip 90 derece sola doğru çevirdiğimde klişem mekanizmadan kurtuluyor. Burada yazmış olduğumuz tarihler var. Biz buraya ne yazarsak baskı ambalaja doğrudan o şekilde geçecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu harflerin hepsinin aynı yükseklikte olması gerekmektedir. Eğer herhangi biri diğerinden yüksek olursa baskı kalitesi oldukça bozulur. Yapacağımız işlem burada şu. Harflerimizi cımbız yardımıyla yerine dizdikten sonra buradaki cıvataları sıkmadan baş parmağımızla bütün harflerin üstüne eşit ve güçlü bir şekilde baskı uygulayacağız. Daha sonrasında cıvataları sıkacağız. Baş parmağımızı kaldırdığımızda buradaki harfleri parmağımızla görmemiz lazım. Yani güçlü bir baskı uygulamamız lazım. Bu şekilde düzgün bir dizim yaparsak karşıya olan baskı son derece kaliteli olacaktır. Klişemi tekrardan yerine yerleştirdiğimde plastik parçayı ileriye doğru itiyorum ve yukarıya doğru çeviriyorum. Dikkatli olun, makine bir süre çalıştıktan sonra bu klişe 175 derece kadar ısınacaktır. Eğer sıcaksa soğumadan kesinlikle elinizle temas etmeyin. Son olarak baskı ayarı ile alakalı bilgi vereceğim. Burada bulunan mekanizma klişenin etikete olan baskısını arttırmak veya azaltmak için kullanılmaktadır. Baskı herhangi bir sebepten azalmışsa veya fazlaysa, bu klişe buraya sıkışıyorsa 14 anahtar yardımıyla alttaki cıvatayı gevşettiğimde üstteki ayar cıvatası artık serbest kalıyor. Ben bunu saat yönüne doğru çevirdiğim zaman klişe baskısı artacak, saat yönünün tersine doğru çevirdiğim zamansa klişe baskısı azalacaktır. Bu ayarları böyle yarım tur çevirerek, hafif hafif çevirerek deneme yanılma yöntemiyle bulmak doğru olacaktır. Ayarı bulduktan sonra ise 14 anahtarla tekrardan buradaki somunu sıkıştırarak ayarı sabitleyeceğiz. Ribbon takma noktasında ise ribbonumuzu mat yüzeyi dışarı gelecek şekilde buradaki mekanizmaya yerleştiriyoruz. Bakın bir ses duyuyorsunuz. Burada bir ribbon sensörü var. Bu sensör ribbonun bittiğini size bilgilendirmektedir. Ribbonumu yerine yerleştirdikten sonra burada bulunan bütün metal parçaların dışından ribbonumu geçiriyorum. Daha sonrasında şuradaki C sensörünün içerisine yerleştiriyorum ve uyarı kesiliyor. Bütün metal parçaların etrafından dolaştıktan sonra şurada bir ribbon çekme mekanizması var. Buradaki mili ileriye doğru ittirdiğim zaman bu mekanizma gevşiyor. Ve şurada bir S çizerek ribbonumu yukarıya doğru alıyorum. Bu yönde bir bant yardımıyla yapıştırıyorum. Daha sonrasında
ben buradan butona bastığımda her seferinde belli bir miktar ribbon çekerek makine her seferinde kendine temiz bir ribbon alıyor. Şu anda 3 satırlık bir klişeye göre ayarlanmış durumdadır. Ama siz tek satır kullanacaksanız burada çok ciddi bir ribbon sarfiyatı olur. Bu ribbon sarfiyatını engellemek içinse bu ribbon çekme mekanizmasının bir ayarı var. Her seferinde ne kadar ribbon çekeceğini ayarlaması için. O ayar da makinenin sol tarafında bulunuyor. Buradaki ayarı yukarıya doğru kaldırırsam daha az ribbon çekecektir. Aşağı doğru alırsam da daha fazla ribbon çekecektir. Bu ayarı deneme yanılma yöntemiyle klişe satır sayımıza göre yapabiliriz. Makinamızın avadanlığında içerisinde belli harf ve rakamlar olan bir kutu gönderilmektedir. Buradaki harfleri cımbız ve alyan yardımıyla klişemize dizebiliriz. Eğer ihtiyacınız olan farklı harflerle rakamlar varsa bunları da son kaya makineden temin edebilirsiniz. Enerji kablosunu makinamızın hemen arkasında bulunan güç soketine takıyoruz. Güç soketinin hemen üstünde bir de açma kapatma butonu bulunmaktadır. Bir konumuna aldığımızda makinamız çalışacaktır. İsteğe bağlı satın alınan pedal veya sensörün de soketini hemen yan tarafta bulunan mic konnektöre takıp bu şekilde sıkıyorum. Makinamız açıldı. Acil bir durumda enerjiyi doğrudan kesmek için burada bulunan acil stop butonuna bu şekilde basabiliriz. Acil stop butonu faz ve nötrü aynı anda keseceğinden dolayı tam olarak koruma sağlar. Tekrardan makineyi çalıştırabilmek için acil stop butonunu ok yönüne doğru çevirmek yeterli olacaktır. Bütün ayarlarımızı yaptığımıza göre artık çalışmaya başlayabiliriz. Şişemi yerine koyuyorum ve kolu aşağı doğru bastırıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey şu, makine durana kadar kolu yukarı kaldırmamak. Makine durduktan sonra kolu yukarı kaldıracağım. Doğru bir sarma işleminde görmüş olduğunuz gibi etiketin karşılığı birbirine tam gelmektedir. Opsiyonel olarak satın alınan pedalı makinemize taktıktan sonra ekrandan pedal moduna geçiyorum. Eğer sizin de böyle 1 litrelik içerisinde ürün dolu olan bir şişeniz varsa şişeyi buraya yerleştirdikten sonra doğrudan pedala basabiliriz. Fakat şişeniz bu kadar büyük değil ve içerisinde ürün dolu olmadan etiketleme yapacaksanız bu kolu indirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde doğru bir etiketleme yapmayacaktır makineniz. Kolu indirdikten sonra pedala basıyorum ve makinemi çalıştırıyorum. Bu şekilde işlemim tamamlanıyor. Etiketleme makinemiz artık kullanıma hazır. Aklınıza takılan her soru için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.